Bir de öyle denedim bakalım. Basic chat widget. Preview da yok yalnız ha. Yani yeni, onu kapatıp yenisini açtım. Artık bir daha olmazsa bana ne? Ama benim. Ya olmayan ne olabilir onu merak ediyorum. Neyi yapamıyorum? Şeyde çok güzel bir özellik vardı. Twitch'te kopyalıyordun ve OBS'e yapıştırıyor. Aa, bir dakika. Ben bunu webcam olarak kullanmak istemiyorum. Hayır. Buradan aratacağım. Şey yapmak istemiyorum ben. iPad'i webcam olarak kullanmak istemiyorum. iPad'in ekranını yansıtmak istiyorum. Mirror iPad. Mirroring screen. Ha? Evet ya. Screen. Bu öylesine bir sohbet yayını açtım yani. Kimse izlemiyor. O yüzden kendi kendime tıklıyorum. Use AirPlay to stream video or mirror. No. How to screen. We'll guide you through how to screen mirror your iPad to your PC and laptop. If you're and liking the video, firstly, you need to go and open up, you can use Bakalım any nasıl browser, the Lonely Screen, just like this, and go and search for it, and then go yapıyor. to Lonely Screen. lonelyscreen.com. It's important to note that Lonely Screen is a pay. What it is going to do if you want to go and pay for it, pretty simple, just follow to press fix it like this on your iPad by drag. Then it'll just like that. My Screen. Evet. Size virüs diyor ama. Free trial. Hey, what is up, everybody, and thank you so much for watching. Aa, çok ilginç. Server. Microsoft'ta olan bir şeymiş bu.
Abi bilgisayarım niye virüs kaptı? Free trial oynuyordum ama şu an için işe yarar. En azından deneyelim. Air server diye bir şey. iPad'in ekranını yansıtıyor musun? Şey. Daha önce sen hiç yapmamıştın. iPad'in ekranını daha önce yansıtmayı denemedim. Yansıttığını söylemiştim. iPad'i değil. iPad'i değil. Şey miydi o Samsung? Samsung'da o. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ben bulurum şeyi. Next. 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 Arkadaşlar biz bu işi başardığımız zaman tam olarak yaptığımız çiğinler bir sözden silindiği için YouTube'da kesitini paylaşırız. Yani gereksiz kısımları keserek tekrar atarız. Yani. Böylelikle görmeyenler de izlemiş olur. Hı? Bunun neyini izleyecekler onu da bilmiyorum. Henüz çizme aşamasına geçemediğim için 35 dakika oldu. Geçmeni bekliyorum. Çok kişi için zaten arka planda açılan bir video niteliğinde oldu. Yani. Wow. Şu an değişik bir şey yaptım. Bakayım. Gözüküyor mu benim ekranıma bir şey oldu mu? Yok şu an bir şey yok. Bir şey yok değil mi? Nasıl koydun arka plan güzel. Çok güzelmiş. Nasıl yaptım bilmiyorum. Gösteririm. Bunu pencere haline getirmek istiyorum ben. Display. Şu an yaptığımız bir şey gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor. Bilem. Ya ben bunun boyutlarını ayarlamak istiyorum. Şu an yansıtmayı başardım ama bunu OBS'e şey yapacağım, aktaracağım. Aynen öyle. Şimdi. OBS'te bir şey olmadı o zaman. Video yakalama. Küçülttüm. Aha, evet evet bu benim diğer sahnem. Bunu yansıtacağım. Evet. Video yakalama aygıtı 2. Ha dur. YouTube penceresi. Ekran yakalama. Şu an senin OBS ekranı sana bir şey diyeceğim. Yine OBS ekranı şu an burada. Bak şimdi. OBS ekranım var. Hah geldi. Şu an sadece şeyim mi var? iPad ekranım var. Sadece iPad'im var mı? Benim webcam'im var mı? Yok. Yok mu? Hı. Webcam'im yok mu? Niye? Yok. Kenarda trial gözüküyor. Aa bir dakika. Şu an yok. Niye çok, yok acaba? Tutabilirsin diyeceğim ama nasıl yapacaksın? Aa. Bak şu an kenarda OBS var. Diğer yanda en arkada da şey var işte. Ay dur bir dakika. Sıkıntı olur mu?
Oluyor mu şu an? Şu an küçüldü. Tamam, oldu. Şimdi ben bunu çektiğim zaman ne gözüküyor? Hem ben hem iPad görünüyor değil mi? Evet, evet. Tamam. Tamamdır, bunu yapmaya çalışıyorum. 2 saattir bunu yapmaya çalışıyorum. Şu kenarları kısılmış gözüküyor ya, siyah. Siyah, onları şey onları yapabilirim. Biraz daha kenara kaydırırsın da tam ekran yapabiliyorsan biraz daha. Dur, yapacağım onu şimdi. Sonunda. Yapmaya çalıştığım şey buydu. Aynen öyle. Başardım sonuç olarak. Yüklemem. Bazen çift monitörüm yok. O yüzden böyle oturayım. Oldu mu? Oldu, tamam. Bunu da şöyle şey yapalım. Ortada biraz. Çok takıntılıyım ben de şimdi. Biraz daha büyüteyim. Oley, sonunda. Sesim de geliyordur. Şimdi. Tamam. Nerede kalmıştık? Çalışmamızı açalım. Görünüyor değil mi her şey? Evet de ekran bir yana gitti. Yana gitti. Yan tarafım siyah gözüküyor. Anlamadım. Bakalım. Bir yana gitti. Kaydı böyle. Kaydı sen. Sanki. Şimdi nasıl? Neyden? Geldim iPad'e. Öyle mi? Yana kaydı şu an. Kes kasayı. Bak şu an böyle gözüküyor. Ben bana bak. OBS çekmedim ben. Bir dakika, bir dakika. Ha, orası öyle görünüyor. Allah Allah, nedenin hakkında hiçbir fikrim yok. O zaman siyah yerleri gözükecek. Olsun, kesin. Demek ki buradan dönüyor. Şimdi nasıl? Yine kesik. Eski haline geri döndürsen kesik. Peki. Ortalama çünkü. Komple orijinal haline geri döndür. Oldu mu? Bu sefer de altı birazcık kesik. Alttan da birazcık şey yaparsan ortalayacak bile. Ha. Çok kırmışsın çünkü. Anladım. Oldu mu? Oldu biraz. İyi, iyi mi şu an? Ha, şu an daha iyi. Evet evet tamam. Dokunma. Dokunma. Tamam. Dokunmuyorum. Chat'i göremiyorum yalnız, haberin olsun. Ben görüyorum. Her seferinde chat'i... Onu bir halledeyim ben ya, bir dakika. Keşke ekrana gelseydi. O ayarları koruyor musun? Ayarları koruyorum ama şey oluyor. Nasıl desem? Bozuluyor sürekli. Kaydedemiyorum. Şimdi nasıl? Aa, bir dakika. Şu an bir şey keşfettim. Bak, iki tane ekran koymuşum. Bak bak. Hiç karıştırma. Hayır hayır dur. Bir tanesini kapatacağım. O bu. Bak bu beni, bu bu ekran. Şu. Bak şimdi ne yapıyorum. Önde OBS var yalnız. OBS'i kapatmaya devam edeceksin. Kim bilmemizdir. Hah, şu ekran yakalama. Buna isim verecektim, veremedim. Server diyecektim, bulamadım.
Bazen böyle acayip zorluyor. Şu anki gibi. Bak aslında yaptım. Ama bak bu ekran yakalamayı Windows'a değil de şeye geçirmeye çalışıyorum. Neyse. Nasıl şu an? Kaymış belli. Allah. Yani kaymış belli, diğer taraftan da biraz kırpacaksın. Diğer taraftan kırpamıyorum. O zaman kaymış belli. Diğer taraftan nasıl? Nasıl? Arka planı seçiyorum. Kaymış. Az önce yaptım, şimdi yapamadım bir daha. Şu YouTube'u bir silelim. Kaldır bunu. Ekran. Arka planı kilitlen. Bunu ben şey seçmek istiyorum işte. Şu uygulama server. Ne yapacaksın? Olarak seçmek istiyorum. Balasın şu. Balasın ya şu an. OBS ekranını biraz ortaya sürükle. Kapatıyorum. Bu öncekine gidiyorum. Biraz ortaya sürdü diyorum. Tamam. Şimdi kırpmanı yapacaksan. Göremiyorum. Onunla mı alakalı? Onu göremiyorsun daha önce. Yo, görüyordum. Tamam, ekran yapma şimdi. Bir dakika. Demin gördüm burada. Şimdi göremiyorum. Tam ekran yaptım şu an. Hayır. Az önce burada o server, o uygulama çıkmıştı. Sadece onun penceresini gösteriyordu. Şimdi bulamadım onu. Şimdi bulamadım yani. Kendicilik bana göre değil. Bak 100 kere aynı yere baktım. Olmadı. Ben bir yandan chat'i görmek istiyordum. O yüzden de ekranı görüyor olmam lazım. Ama video yakalama şeyindeyken o olmuyor işte. Bak mesela. Nerede o? Kapamış mıyım ben? Chat zaten kapamışım. Moneya bir şekilde buradan bak. Gözüküyor mu benim baktığım chat'e? Evet. bir şekilde bakacağız artık. Nereden bakacağımı da bilemedim, biliyor musun? İnsanın ikinci ekran olmaması çok kötü bir şey. Neyse, chat'e uygulamadan bakacağız sanırım. Kick'e girelim. Chat. Bak buradan görüyorum. Kamerama bir şey olmadı herhalde. Yok yok. Ey. Artık başlayınız. Evet, başlıyorum. Şimdi burada kalmıştık. Haydi bakalım. Animasyon yapıyorum. Clean line art'a geçiriyorum. O prosesteyim. Opacity'yi düşürmüşüz. Şimdi ilk önce itfaiye arabasından başlıyoruz. İtfaiye arabasını hazır kullanayım mı? Kullan. Hazır kullanayım mı? Sonra nasıl olacak? İtfaiye arası. Bu arada şunu yapmam lazım. Kickbot'u sen yönetebiliyor musun? Kickbot mu? Bir bot galiba. Hayır sanırım. O çekil mi? Çekil botu herhalde. Ne? Kickbot. Herhalde, bilmiyorum ki. Neyden bahsettiğini anlamadım. Fire aracın nerede? Ne olarak aratıyordum ya? Fire
fire of water we are putting. Evet, öyle. O ilk bulduğum firefighter aracından farklı bir şey yapma bari. Umarım aynısını bulurum dacım. Orijinal görsellerden mi? Hayır, ben 3D alıyorum. 3D. Hı-hı. Aynısını bulursam ne ala işte. Ben izlenip kaydediyorum nereden. Ben de normalde kaydediyorum ama... Şu an ekranın gitti ama şey... Ben kapadım. Ben kapadım. Ya açayım. Buradan bakalım. Sence hangisi güzel? Sketch falan. Hı. Şuna bir bakalım. Şöyle bir şey de söyleyelim. Bunları bile bir kopyalamıyoruz. Bile bir kopyaya karşıyız. Bunu biraz daha nasıl desem? Ücretsizleri kullandığımız sürece kopyalayabiliyoruz. Aynen, kardeş. Ücretsiz kullanmamız sıkıntı olmaz ama eğer ücretsiz olarak sunmuşsa, ama eğer kilitliyse, işte free to use değilse, o zaman değiştirerek, kendimizi yeniden yorumlayarak bir şey ortaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz ki bunların sanat hep... camiasında kopyalama iyi bir şey değildir. Bunların hepsi bir şey, downloadable diyeyim. Ücretsizleri görelim. Neyse göstermedi başta. Siz de bir kopyalamaktan kaçabilirsiniz. Sanat hırsızlarını duyurum. Evet. Ferhat olarak kullanılabilirsiniz. Fire truck. Heh. Fire truck da olmadı. Nasıl şimdi aklıma geliyor olabilir? Dur. Galiba şimdi bulacağım. Şunu alıyorum. Bunu sonra da kullanırız. Şimdi bu. Böyle. Bakalım çalışmaya. Nasıl bir açıda geliyor? Bunu bir de SS alacağım. Bu iyiydi. Hı. Yok, biliyorum. Şey yapamadım. Bak böyle şey yapıyordu ya. Üstüne gelince
böyle alıyordu arka plansız onu. Bu üç boyutlu modelini mi almaz? Hayır, bu şey. SS. Alıyor normalde. Burası kaç kilo? Almadım. Ben de. Ya ben bunu Procreate'de mi yapacağım ya? Cool. Nerede ama görmedim seni. Ortakta. De ben de. Neyse ben Procreate atıyorum, yapacak bir şey yok. Aa, ben aldım. Ben alamadım. Bak ekrana bir kere bas. Menü gitsin. Olmuyor. Menü gitti ama olmuyor. Ben alayım. Kaydedeyim. Alamadım. Paylaş değil, ben orta atayım. Aldığını atsan orta. Böyle işte. Sürükleyip. Hoodboard atıyor değil mi? Hı hı. Yayınlarım. Ben oldu mu bakalım? Tamam. Heh, tamam, sağ olasın. Ah, kapandı. Ana. Oh, görseller kapanıyor. Ana, nasıl ya? Ene. Ene. Tüyo ve el sattı. Benimki duruyor. Sana ha, şimdi şey oldu. Sana quick share'ı atayım. Tamam, oldu oldu. Ha, oldu mu? Tamam. Hı-hı. Allah. Kendi kimsin ya? Aa bak, PNG olarak atmadı. Benim bunu Procreate'e götürmem gerekiyor. Nasıl yani? Olmadı. Arka plan beyaz gayet de. Allah Allah. Arka plansız aldım oysaki. Bak burada arka plan beyaz çıktı. Aa. Şöyle bir durum var. Ortak klasörü attığın zaman PNG atılmıyor. Aa, o zaman ben bunu sana şey yapayım. Hemen quick share'le. Airdrop'la quick share yani. Airdrop. Samsung dili. Samsung dili. Sana bunu direkt atıyorum o zaman. Airdrop'tan. At at. Tamam. Geldi mi? Accept. Okay. Tamam. Kendimi kesin için verme. Sen istiyorsan. Seninki de istiyor musun? Gelme. Tamam. Ay dondu. Benim dondu galeri. Ay, maşallah dedemiz iki gün yaşamıyor. Şükürler olsun. Sonra halledersin ama. Program alsın. Ay bak yine kapanıyor galeri. Kafayı yiyeceğim galiba ben. Yok abi. Ortağa attığım PNG gelmiyor. Sana gönderdiğim, airdrop'tan gönderdim, atsana. Tamam, bence yine gelmeyecek. Bak şimdi. Heh, oldu, şükürler. Thank you. Şükür. Ay çıldırıyordum galiba. Az kalmıştı. Bunu ben şey yapacağım şimdi, bak izle. Transition mı? Transition canlı diyorum. Aynen. Şimdi nereden geliyor? Ben de coloring yapıyorum. Belki ben de yarın falan yayınlayacağım. Coloring yayını. Ağaç. Nerede? Dreams beni nasıl kanser etti? Dreams'te nasıl öldü? Sonra dizi izleyelim mi yayında? Olabilir. Ne izliyoruz şimdi? RPK'sı izleriz. Evet ya. Güzel gidiyordu. İçin ayrı mı yayınlatsak? Açarız, evet. YouTube atmaya gerek yok ama herhalde. Ben bunu da atmayacağım ki. Bunu mu? Bu burada kalsın. Silinecek ama. Bence bunu YouTube at. Ya bu biraz boş bir yayın oldu ki. Hiç konuşmuyorum, etmiyorum. Buradan itibaren atarım. Evet, son. Hı hı.
He's in. Ay bu ne? Şimdi o is in izah komutunu hiç denemedim ben bu arada. Ben hep deniyorum. Ben kendim. Cities in. Is out. Ne de is out. Hepsine is out diyorum. Şimdi şansa bırakmıyorum. Heh, bak. İstediğimi elde ettim. Güzel, harika. Bana diyorsun değil mi? Evet, harika. Bir daha al bakayım. Transition jumper. Transition yaptın değil mi? Aynen. Üstüne de line art animasyonu ekleyeceğim aynı yere. Okay. Çok iyi. Üstüne de çizim yapacağım okay. Şimdi. Şöyle line art. This is science. This is technology. This is technology, man. Şimdi bir şeyler yapıyorum artık yayında. Ne zamandır şöyle bir... Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne zamandır böyle bir yayın yapmayı hayal ediyordum. Evet. Çalışırken bir yayın. Bir Jose Vega değiliz belki. Adını yanlış okumuyorsam eğer. Jose. Duyanız belki olmuştur. Bir Jose Vega değiliz ama. Şimdi bir dakika. İki dakika... Ana sahneye döndürüyorum ve yayının adını bir iki saniyeliğine değiştiriyorum. İkiye düşmüş şeyim. Edit mode. İzleyenlerden biri çilek zaten. Yayının adını değiştirmek istiyorum. Umarım değiştir. Bir dakika. Heh, yayın bilgilerini düzenle. Havadan sudan çalışma yayını, iş güç mü desek çalışma yayını mı diyelim? İş güç yayını. İş güç yayını. Sanat. Ya da gebermece. Hayır, sanat yayını. İş güç yayını diyeceğim. Gebermece yayını en son. Yalnız o kadar geriden geliyor ki. Gecikme var ama 8 takipçi oldu. Daha çok mutlu oldum. Takipçi değil. Aynen 8 takipçi. 2 izleyici olmuş. Olsun da. Hala şeye çok üzüldüm. Şeye çok üzüldüm. Şey yok. Ekranda chat'i şey yapamadım. Çok üzgünüm bu konuda yani. Neyse devam ediyorum. Bütün bunları zamandan tasarruf etmek için yapıyoruz bu arada. Bütün bu angaryayı diyelim. Sabahtan beri çiziyorum. O yüzden birazdan şeye geçeriz. Diziye. Ben bir ara şey yapmayı düşünüyorum. Böyle bir oturacağım. Akşama kadar aynen. Böyle dayanabilir miyim? Bilgisayar karşısında biraz zor. Benim bu bilgisayara bir setup falan kurmam lazım. Böyle kucağımda çok zor tablet. Bilgisayarı masaya koyacağım. Daha geniş bir masa olmalı. Aynen. Bilgisayarı masaya, şuradaki masaya koyacağım sehpaya. Ya da kendi masa sonra da şey yapacağım. Tableti sehpama koyacağım. Daha rahat. Gerçi senin odan sıcak. Benim odam asla odama gitmem bu sıcakta. Öldürmen lazım beni yani. Asla gitmem. Ya aklını seven odaya gitmez. Benim odama hiç. Yakında daha fazla böyle canlı yayınlar yapmak imkanı buluruz. Evet, eğlencesine. Bu aralar biraz sadece yoğunuz o kadar. Yetiştirmemiz işte yapmamız gereken şeyler var, işler var. Ya en azından şu şeyi çalışma sürecinin kaydı alsak bizim için güzel bir hatıra olur. Aynen, güzel bir progres oluyor. Aynen. Kuş buradan itibaren giriyor. Graphic animation olarak başladığımız bu yolda referansları da açalım. Devam ederiz yani.
Spoiler vermemde bir sakınca yok durumlarım. Neydi? Çizimlerimde. Konsept art falan ortada ya. Bence bir şey olmaz. Şu an ne yaptığına bence en son soru. Görünüyor şu an ekranda. Evet. Tamam. He, ne yaptığımı söylemeyeceğim. Tamam. Evet, evet. Çünkü aynen. En son şey. Ne yaptığımın hiçbir önemi yok arkadaşlar. İzleyin sadece ne yaptığımı. Aynen. Sadece izleyin. Evet, nasıl animasyon yaptığımı gösteriyorum size. Öyle bir hint verebilirim. Nasıl bir nasıl animasyon yapılır? Böyle gebererek falan. Animasyon öyle kolay mı sanıyorsunuz? Siz animasyon öyle kolay mı sanıyorsunuz? Ya ben şey hakkında bilgim yok. Türkiye'de hani Amerika'da ya da Fransa'da bu olay çok bellidir de Türkiye'de bir animasyon filmi yapmak istiyorum. Üç boyutlu değil ama. Tudi. Hani üç boyutlu zaten genelde herkes yapıyor, yapabiliyorlar ama ben bir Tudi, el emeği, göz nuru, animasyon yapıp bütün dünyanın izlemesini istiyorum. Bir ideal olan var mı acaba? Varsa chat'e yazın arkadaşlar. Ya ben sadece ikimiz olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum ya? Umarım yanılıyoruzdur. Bir şey söyleyeceğim. Olanlar da yurt dışına gidiyor ama. Onu da söyleyeyim. Çoğu Fransa'ya gidiyor bu arada. Aynen. Çoğu Türk Fransa'ya gidip orada animasyon ayarlıyor. Geçenlerde Insta'da gördüm. Biri iki boyutlu animasyon yapıyor. İki boyutlu animatör adam Fransa'da yapıyor bu işi. Aynen. O da Fransa'daydı. Türkiye'de değil. Zaten o kadar, yani şimdi zaten Kanada'yla Japonya'yı saymazsam eğer Kanada'yla Fransa yarışıyor yani. Fransa'da Japonya ve Amerika'dan yani onların arasında sayabileceğiniz en önemli animasyon yerlerinden biri. Ülkelerinden biri öyle. Fransa bu konuda ben geliştiğimizi söyleyemeyeceğim. Biraz da gerçekler. Biraz da gerçekler, çok üzülüyorum. Ben yeterince ya da ben yeterince çalışma göremiyorum açıkçası. Ama ya görünen köy kılavuzu demiyor. Ama oyun tasarım konusunda bir şeyler elde ediyoruz ya sanki. Oyunda zaten iyiyiz. Ben onda bir şey demiyorum. Tabii bir triple A oyun çıkarmıyoruz. Çıkarıyor gibiyiz de. Çünkü şeyi falan gördüm. Black State oyununu gördüm. Sen de görmüşsündür belki. Çok heyecanlandım ya. E tabii şey. Face modu onu ben görmedim, o ne? Face modullarda araya sıkıntı var. Ya yani Enis Kirazoğlu da tanıtmıştı Black State. Sevdiği bir şirket işte Black State diye bir oyun çıkarıyormuş. Allah Allah. Tanıtımını yapmıştı. Güzeldi, bayağı bir heyecanlandı. Ve yabancı forumlara baktım. Yani toksik yorumlar, böyle saygısız yorumlar dışında. Ki yorumlara odaklanmaya çalıştım, yapıcı eleştirilere. Ya haklılar ya, haklı olan oldukları yerler de var. Allah Allah. Ya tabii ki de şirket... Yani yapım stüdyosu görüyordur hatalarını. Eminim buna. Hı? Ve o kadar yani bak Enis Kirazoğlu'nun o videosunu izle. Nasıl yaptıklarını görünce bir gözlerim doldu yani gerçekten ne kadar güzel çalışmışız dedim yani. Biz ne zaman bu şeyleri göreceğiz şeyini? Yani o düşüncesini adamlar gerçekleştirdi. El emeği, göz nuru, yokluktan var edilen bir oyun yani. Olacak inşallah. Bu kadar zorluklara rağmen yapmaya çalışmamız iyi bir şey. Senin sesin geliyor mu ben bilmiyorum bu arada. İhtimalle geliyordur. Umarım geliyordur. Gelmiyorsa da bana. Boşa konuşmayın. Yok. Gelmiyorsa da ne yapayım yani. Ben içimi döküyorum konuşurum. Ya face modullarda sıkıntı var. Hiç ifade yok zaten. Onlar da farkında. Düzelteceklerini falan söylüyorlar zaten. Çok böyle early yani böyle daha başlangıç aşamasında oyun. Çıkarsa vallahi alıp oynarım. Merak ediyorum. Umarım çok uçuk bir rakam olmaz. Ay Agartha'da olduğu gibi olmasın da. Ya evet maalesef. Ya bak fena bir girişim değildi ama çok eleştirim de var yani. Olması gereken bu. Sıfır eleştiri de olmaz yani olmadan. Üzgünüm. Eleştirilecek tabii ki. Benim için meh bir oyundu yani. Yani evet ya. Ya oyuncular ya, emek gerçekten iyi. Emek oyuncular var. Oyuncular iyi. Emek iyi. Senaryo güzel. Yani çok kötü diyemem. Çok iyi de diyemem. Ama böyle manyak da hype'lanmadım. Yani niye bilmiyorum. Çok nötr bir senaryo benim için şahsen. Aynen. Yani bir wow olmadı. Ya senaristiyle bir alıp veremediğimiz yok. Tanımam şahsen. YouTube'dan falan bir ara takip ediyordum. Şu an çok takip ettiğim söylenemez. Yine emek verilmiş bence. O kadar para harcanmış. Bir sürü şey yapılmaya çalışmış. Aynen şahsen. Yine de helal olsun. Yine de evet helal olsun. Bu güzel girişim. Bu iyi girişim yapmışlar. Yani bilmiyorum. Bence daha iyisi
Çıkar ya. İnanıyorum. Ben kimse hakkında şey düşünmem yani. Bu tutmaz falan demiyorum. Muhakkak çok çalışılırsa olmayacak şey yok bence. Bu bizim için de geçerli. Sadece onlar için değil. Hı-hı. Tabii canım. Biz şu an mesela harıl harıl demo yapıyoruz. Bu bizim harıl harıl. Harıl harıl. Gebere gebere. Gebere gebere demo yapıyoruz. Harıl harıl değil biraz gebere gebere. Şu an ağlayacağım herhalde. Yani şöyle, az kaldı. Yorgunluktan ağlayacağım ya. Şöyle bir de hani şu an Sloan'ın da yaptığı. Suyum nerede benim bu arada? iPad'den şunu de versene. Yaptığı şey. Full bir production yani. Öyle diyeyim. Full production. Kısa film gibi bir şey. Evet. Ölümlük. Ama bittiğinde yani mükemmel değil eminim buna. %100 eminim mükemmel olmayacak. Çok eksiği olacak. Çünkü bir deadline'ımız var ve çok az bir süresi kaldı. Çıkması lazım artık. Zaten deadline çok aza yaklaştığı için birazcık da tutuşmadan dolayı birazcık eksiği var zaten. Daha fazla vaktimiz olsaydı daha fazla şey yapmaya kapasite olanağımız olabilirdi. 3 ayımız vardı. Bu 3 ayda bu kadar şey yapmak çok. Bence yine iyi değerlendirdik ama böyle çok anormal şeyler olduğu için bizim için son zamanlarda ona rağmen bence yetiştirebildik. Yani ben bu son bu 3 ayda anormal zamanlarla düşün yani şey diploma falan verdim. annem için aman zaten 3 ayımız vardı. 2 ay hastaneye gitti. Biz aslında sadece 1 ay çalıştık bu projeye. Evet. Öyle de denebilir yani. Mantıken öyle. Yani full bir prodüksiyona 1 ay çalıştığınızı düşünün. Bunun içinde animasyonu var, pre-production'ı var. Production bir var. De post-production'a gireceğiz bundan sonra. Biz şu an prodüksiyonun tam ortasındayız. Aynen. Daha bunun müziği var, VFX'i var, bilmem nesi var. Bir sürü şeyi var yani. Işığı, gölgesi. Aynen. Ses. Zaten coloring başlı başına bir bela. Ses efektleri var. Ki ben line art'ı bitirmeye çalışıyorum şu an harıl harıl gördüğünüz üzere. Ben de şu an coloring'deyim valla. Belki yarın onunla ilgili bir yayın açabilirim ben de. Bugün çok yorulmama rağmen yine elimden geleni yapıyorum. Biraz hızım düştü çok yorulduğum için. Yarın full enerjimi yine full enerjimi toplayıp yarın devam edeceğim. Bir yandan da yetenek sınavlara çalışıyoruz. Öyle bir şey. Aynen ya, ikinci bahar diyorum ben ona. Yetenek sınavına çalışıyoruz bir yandan. Evet, biz yaşlı insanlarız ve hala yetenek sınavına çalışıyoruz. Ne güzel işte be. Kötü demiyorum ya. Şey, o stres azalıyor ya artık. Şey olmuyor. Bir sıkıntı olmuyor yani. Burada bizi bir kişi izliyor. Bir kişi mi izliyor? O bir kişiye selamlar. O kişi benim. Bu arada. Sana selamlar o zaman kardeş. Merhaba. Sıkıcıyız biliyordum. Olsun ben sıkıcı olmayı seviyorum. Olsun ya. Aynen. Kendine de ben de kendisi. Çalışıyorum yani. Kim kimin çalıştığını izlemek ister harıl harıl. Ben istemezdim. Sıkıcı bir iş. Orada bir cevher var. Cevher be. Bir gün keşfedileceğim ama. Niye öyle de olmuyor? Şaka yaptım. Oturduğun şey, yerden oldu. Ben de dalga geçmek için şey diyeyim. Çok iyi bir animatör olacağım. Türkiye'de animasyona verilen kıymet falan. Başlıyor musun öyle? Öyle bir başlıyormuşum. İşte izlenme sayısından belli falan diye böyle bir. Ben böyle şeylere takıntılı değilim. Ben de takıntılıyım. Kendi yanımda kavruluyorum ve aynen. Kendi kendime, kendim çalıp kendim oynuyorum yani. Hiç de yaptığım filmleri şey değilim ya bu konuda. Yaptığım filmleri işte demoları falan kedilerim izliyor, annem izliyor, Sıla izliyor. Bana yeter. Aynen. Annem izliyor, bana yeter ya. Aynen. Anneme gösterdim bunu daha storyboard aşamasındayken. Bayıldı. Teyzem de bayıldı. Heyecanla bekliyorlar çıkmasını. Spoiler vermeyeceğim. Neyi? Bu projenin kimi olduğunu da söylemeyeceğim. Bilmeyin abi, bilmeyin. En son görürsünüz zaten, her yerde gösterilir muhtemelen adaylar. Bana da öyle geliyor. Muhtemelen aday listesinde görüneceğiz zaten. Ekipte kaç kişi var onu da bilmiyoruz bu arada. Yani ekip mi? Yani böyle katılacaklar. Onları da bilmiyoruz. Yani iki kategori kaç var. Aday katılıyor? İki kategori var ama hangisi hangisi bilmiyoruz. Aynen. Biz animasyon kategorisindeyiz. Ya zaten böyle bir şey beklemiyoruz ama hani ya
maksat yapmış olmak. Bizi bir eğlenelim. Bir prodüksiyon, iki kişilik bir prodüksiyon deneyimimiz olsun. Ki ilk deneyimimiz bu takım olarak seninle Doğa. Aynen. İki kardeş takım olduk. İki kardeş prodüksiyon. Aynen kardeş aynen. Şirket olduk. İki kardeş şirket olduk grafik animation olarak. YouTube'dan bizi bilenler bilir zaten. Evet, YouTube'da paylaşıyoruz bir şeyler öyle kendimizce. Yaptığımız demolar. Demoları paylaşıyoruz. Benim şu YouTube'da ve Insta'da en çok takdir ettiğim Abdullah Yaman var herhalde. Yaman Animasyon diye çocuk çok kısa bir sürede 3D animasyon öğrendi yani. Bir de ben onu uzun zamandır takip ediyordum seslendirme şey yaparken. Bir de o hani seslendirmeden animasyona geçmesi çok güzel bir şey. Bir aynen, de, aynı anda yapıyor şimdi hepsini. Bir de işin böyle takdir edilesi kısmı çocuk bir teknikle başladı, bir de onu sıfırdan değiştirdi, yeniden yaptı yani. Evet evet. Onu daha önce de yapıyordu. Oha demiştim yani. Aynen. Ben bayağı takdir ettim kendisini. Başarılarının devamını dilerim. Kesinlikle. Şimdi güzel bir fragmanımsı bir şey yapmışlar birileri için. Valla ben isim hafızam çok kötü olduğu için. Valla Insta engelli olduğundan beri ben girmiyorum. Kime yaptılar o projeyi bilmiyorum ama böyle hediye bırakıyordu bir karaktere, bir tavşana benzeyen bir karakter bir hediye bırakıyordu. Seslendirmesinden tut ses efektlerine, animasyona, renklerine, her şeyine bayıldım. Çok güzeldi. Ya ben şey düşünüyorum. Başarılarının devamını şimdi, diliyorum. Animasyon çok zor bir sektör şimdi gerçekten. Aynen. Gerçekten çok zor. Yani çekilecek kahır değil diyorum ben bazen. Değil tabii. Şöyle, animasyona hevesli olanların çizim konusunda kendini geliştirmediğini ya da 3 boyuta yöneldiğini, ben 2 boyutundan konuşuyorum şu an. Ya da çizimin çok iyi olanların da 2 boyutlu animasyon tercih etmediğini görüyorum. Evet, 2 boyutlu niyeyse tercih edilmiyor. Benim ya de dikkatimi çekti. Ben neden bilmiyorum. Çünkü mesela Avrupa'ya bakarım. Deneysel animasyon diye bir bölüm var. Adamlar sanatla 2 boyutlu animasyonunu geliştirmiş ya. Hadi 3 boyut da katabilirsin. Mix medya. Valla bizim sanatla ilgili bir şeyler yapabiliyor olmamız için refah içinde olmamız gerekiyor. Ya felsefe bırak, yapmak gibi düşün. Ya refah bırak diye insanların ilk başta bir yardım olmaması. Para etmiyor bu bölüm zaten. Sanat bölümleri zaten para etmiyor ilk başta. Millet o yüzden ilk önce para edecek bölümlere yanaşıyor olabilir. Şey gibi düşünün. Yazılım gibi mesela. Ben ne meslek bulacağım falan. Aynen aynen. İlk önce karnını doyurmaya bakıyor adam. İstediği bölümü o yüzden okuyamıyor zaten. 190. İşte ben çok kesinlikle konuşmamak kaydıyla benim ya bu hepsi için geçerli değil tabi. Genel bakışım bu oldu. Belki de yanlış düşünüyorum yani. Ne bileyim. Dumancım. Kedim uyandı da. İşin en kötü kısmı çizimi sürekli baştan yapmıyorsun. Güzel kızım uyandı. Sürekli baştan yapıyorsun ve proporsiyonu bozuluyor. Çok komik oluyor o zaman artık. Baksana ne kadar çirkin oldu. Aaron Blaze değilsin belki ama. Çok çirkin o. Ama bu animasyon gidişi böyle. Çünkü küçüle gidiyor böyle. Evet evet. Sen böyle çizince aklıma Aaron Blaze falan geldi. Aaron Blaze. Çoğu şeyi ondan öğrendim. Kral ya. Aaron'dan öğrendim. Disney'in animatörüydü değil mi o? Hı hı. Bir de o senelerce elinde çizdi. Tabii canım. Elle çizdi senelerce. Şimdi o Dreams'te bir şey aldı. Commission aldı. İki kişi falan bitirdiler o tanıtım animasyonunu. Yeni mi? O penguen yapmıştı ya o zaman. Daha tanıtılırken. Dreams o gün çıktı hatta. İlk onlar denedi. Ben geri sayıyordum Dreams çıkacak diye. O çıkışını dört gözle bekledim bu programın. Şöyle, şu an kullandığım. Dreams'in de artılarını ve eksilerini sayarsak artısı Procreate'in yapmış olduğu en güzel uygulama. Tabii. Eleştirisi pratik kendileri değil. De diyor ki yepyeni bir engine'de yeni bir motor geliştirdik falan. Pratik değil abi yani. Yapacak bir şey yok. Onun için Procreate'den direkt böyle tutup sürükleyip onun özelliklerinin aynısını Dreams'e aynı anda aktaramıyoruz. Aha da dondu. Aynı anda aktaramıyoruz. Onun için yani Dreams için yeniden çalışmak gerekiyor. Mesela Selection Tool'u Dreams için yeniden yazıp şey mesela bir eksisi daha dondu. Ya evet o sıkıntı maalesef bak. Ama şöyle bir durum var bak şimdi dondu ama yeniden açıyorum çalışma ve kaybolmuyor. Çalışma kaybı olmuyor. Photoshop'un aksine. Ya Photoshop.
Vallahi ben bu sahneyi de yapıp artık dinleneceğim. Nasıl gidişata bir bakalım. Photoshop gerçekten adamı delirtir ya. Gerçekten delirtir bazen. Güzel mi gidiyor bakayım? Evet, fena değil. Devam edelim. Photoshop adamı delirtir bu konuda. Bir kapanıyor abi. Chat crash. Crash. İşte ya, geçmiş olsun. Ama bunda böyle sık sık donması üzüyor ya. Hatırlananlarda da bulamıyorsun. Bence öyle sık sık donmuyor. Bekle, ben sen şu an yayın yapıyorsun diyorlar değil mi? Hayır. Çizerken de donuyor böyle uzun zaman çalıştığım zaman. Yok ben de öyle. Ya dediğim gibi uygulamayla ilgili sıkıntı. Tablette bir sorun yok şu an. Kesinlikle tablet gıcır canım. Ne bir kişi izliyor da benim. Ya sen büyük emekçisin Doğa, anlamıyorsun. Aa bak, buradakiler artık iki layer. Ana. Şöyle, eksisi dediğimiz gibi çok eksiği var ve bir update getireceklerse çok uzun sürüyor. Çok normal çünkü yeni bir engine'de çalıştıkları için zaman alıyor ona da çıkarmaları. Ama 1.1 güncellemesi yayınlanacak galiba. Ve Michael Shaw'du galiba ekipten biri. Anlattığına göre yakında yayınlanacak. Lasso Tool gibi bir sürü yenilik içerecek, bir sürü şey yazdım da şu an. Lasso gelsin, başka hiçbir şey istemiyorum. Auto Selection Tool'lar falan, bir sürü şeyler gelecek. Vallahi gelsin, çoktan geliyor olması. Lasso'dan lazım. Başka hiçbir şey istemiyorum şu ama anda. Boyama konusunda bayağı geliştirme yapacaklarmış, şükürler olsun diyorum. Çünkü gerçekten yani kriz geçiriyorum ya bazen. Aynen. Burada boyama yaparken, coloring yaparken kriz geçiriyorum. Lasso önemli. Ya kısa böyle 3-4 saniyelik animasyonlarda sıkıntı yok da böyle 3 dakikalık kısa filmlerde falan gerçekten kriz geçiriyorum. Yani. Tabii canım. Mesela şu an onlardan birindeyim. Kriz geçirdiğim saatlerden birindeyim yani. Zor yani. Tek tek elle boyuyorsun. Şey, İşkence. Reference layer gibi yok yani şeyde gibi. Procreate gibi. Şu an çok çirkin bir şeyler çiziyorum böyle minik. Bir şey. Çok böyle detaya düşme küçüldükçe. Yok öyle yapmıyorum. O detayları küçültüyorum. Gidiyor o detaylar yavaştan. Zaten kareler hızlı geçeceği için çok çok detaylı yaparsan eğer odak dağılabiliyor. Hı. Yok, küçük yapmıyorum. Boyama konusunda bir şeyler geliştireceklermiş. Mesela bunda şey var ya, bleeding olayı var. O ne? Ha, evet, boyarken dışarı taşıyor. Bleed diye mi geçiyor bunu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Color mesela, bleed olabilir. Color bleed diye geçiyor şeyde, Clip Studio'da. Hmm. Böyle nasıl diyeyim, kenarları boşluk kalmayacak şekilde taşma. Böyle şey, renk taşması değil, öyle bir belki anlaşılır. Bunda mesela Procreate'de onunla bir sıkıntı yok. Ama Dreams'te kenarlarında böyle boşluk kalıyor. Tamamen boyayamıyorsun ya. Böyle beyaz bir çizgi kalıyor. O en büyük sıkıntı. Onu düzelteceklermiş işte. Ay umarım. En büyük sıkıntı o. Baştan boyamak zorunda kalıyorsun. Onu herkes diyordu ve onlar da şey demiş. Yani farkında. Kapanmıyor o bir de. Bu sorunun farkındayız. İşte onu fırçayla tek kendin kapatıyorsun. Uyyy, bıktım ondan. Ya yapacak bir yemin şey, ederim bıktım ondan. Her şeyim bana yani. Çok biraz bıktım o özellikten. İşte diyorum ki kısa filmler yapıyorsan sıkıntı olmak için, uzun filmler yapıyorsan birazcık canından bezebiliyorsun yani. Yapacak bir şey. Şu eskizi silsem. Galiba bitti line art. Gözümde büyüyordu. Hı-hı. Bak şimdi referansı kapatalım. Başa alalım. Wow. Şuradan alacağım. Bak bugün ne, bugün yaptıklarımı gösteriyorum sana. Güzel. Bugün yaptıklarım buradan itibaren. Bunlar line art. Oo, helal olsun. Bugün yaptıklarım bu sahneler. Şurada bir sıkıntı var. Nerede? Geri al. Ben de geç geliyor ya. Biraz geri al. Telsizle konuştuğu sahneler. Hmm. Bunlar gayet helal olsun kardeşim. Şurada kafasının üstünde yuvarlaklar var ya. Hı. Onu böyle yatay yap.
Ya yapamıyorum şöyle onu. Şöyle yatağı yap. Şöyle yapacaksın. Arkada kalsın. O şeyi. Ne yapacaksın onu? Anlamadım. Ben onun etkisini atayım sana. Ne yapacağını, nasıl yapacağını. Ah! Şöyle yapacağını. Çok yoruldum. Bak, sana esas atıyorum. Şu şekilde olacak. Kaskanı çıkardığında böyle gözüküyor. Geldim. Bir dakika. Hadi. Gelmedi. Geldi. Kim? Vallahi ben sana bir tane eskiz gösterdim. Okey dedin bana. Yine öyleydi gözlük şeyleri. Gözlük değil onlar gerçi. İşte şey, gaz maskesinin şey. Ya öyle çizdim. Bir şey olur mu? Şu an ya da düzeltecek halim yok. Çok düz duruyor böyle. Onu sonra unutma. Bak, bak bir şey göstereceğim sana. Ekranda göreyim onu. Böyle göstereceğim bak bir. Böyle. Evet. Spoiler olmasın. Bak. Burada böyle. Yani şuradan şöyle indiriyor ya. Şöyle indiriyor ya. Senin perspektifsi olarak hata var şu an mesela. Yok, benimki burada. Böyle. Şöyle. Şöyle indiriyor. Onunla asla uğraşamayacağım daha. Bence önemli değil. Nereden indiği belli olmalı. Üstte duruyormuş gibi düşün. Şöyle. Nasıl diyeyim ya? Şöyle iniyor işte. Şöyle olması gerekiyor. Profilden hiç göstermiyorum. Hep düz gösteriyorum. Öyle dursun ne olur. Profildeyken ben, böyle durur. Ben öyle çizmedim abi. Sıkıntı olur mu? Hiçbir şey olmaz. Tamam. Düzken öyle görünsün. Profildeyken öyle ya, görünsün. Tamam, sıkıntı. Ne olacak be? Bu kadar da bakmasınlar. Öyle olmuyor işte. Yapacak bir şey yok. Düzeltiriz. Kötün değilsin. Aynen. Neyse, yedekliyim. Güzel ilerledim şu ana kadar. Çok yoruldum. Bir kez daha söylüyorum. Huf. Bu yayını kapatıp Avrupa Yakası yayını açacağım. Kapatacağım şimdi. Çalışma yayınımız bitti. Bunu kapatıyorum ve dizi yayını açıyorum. Bay bay.